Senden hoşlanan biri senin için en ilginç ne yaptı Tuana? Bunu geçiyorum. Çok merak ediyorsunuz biliyorum ama geçiyorum bunu, üzgünüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuana Nastiryaki. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. Hazırsanız başlayalım. Çok alakasız ama Selena'yı izledin mi ya da Sihirli Annem'i? Sihirli Annem'i izlemedim ama Selena'yı izledim. Bence gayet de güzel, sarıyor. Hep şu tuşa basasım var ama basmayacağım sizin için. Seni buraya çıkarmak için Onedio YouTube kanalına sürekli yorum yazdık. Artık bence bizden bıktılar. Sen bu yorumları gördün mü? Az önce onu konuştuk. Çok fazla yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Yorumları görmedim ama ilginiz için çok teşekkür ederim. Sosyal medyada karşıma çıkınca Tuana değil Asya olarak izliyorum. Asya karakteri resmen senin için yaratılmış gibi, katılıyor musun? Zaten beni izlemen gerekmiyor çünkü Asya'yı oynuyorum orada. Yani bence Asya ile biz çok benziyoruz. Çok da üstüme oturmuş bir karakter olarak görüyorum. Güzel, sevdiysen ne mutlu bana. Seni takip edenlerin bu sevgisi seni strese sokuyor mu? Yo, hayır. Gayet güzel bir sevgi yani, niye soksun ki? Rol aldığın dizilerde oyunculuğuna olumsuz yorum gelince modun düşüyor mu? Hayır. 650k doların olacak ama hayatının sonuna kadar kullandığın son emoji gibi hissedeceksin. Emojiye bakıp kabul eder etmez misin söyle. Ben 650k'ya kabul etmiyorum bunu. Ama çok merak ettiğim için bakmak istiyorum. En son kalp ve yıldız emojisi var. Onları çok kullanıyorum. Ama 650k'ya kabul etmiyorum. Beşiktaş deyince ilk aklına kim geliyor? İlk aklıma dayım geliyor. Dayım çünkü çok koyu bir Beşiktaşlı arkadaşlar, biliyorsunuz siz de. Başka ilk 11'liği sayamayacağım. Ama o geliyor ya sanırım. Merak ettiğim için soruyorum. Aşkı Memnu izliyor musun? Hiç izlemedim. Sadece öyle televizyonda denk geldim ama bilmiyorum yani, izlemedim. Linçlemeyin beni. Bir giyinme tarzını yasaklasan bu ne olurdu? Ben bunu geçen gün düşündüm. Biri bana sorar mı diye burada sorulmuş, ne güzel. Şeyi sevmiyorum ya. Böyle bordo ruj, işte kısa saç, ondan sonra siyah saç. Kadıköy modası oluyor, böyle demirler falan takılıyor. Onları çok sevmiyorum ama. Yani giyenlere de saygım var. O bir de dar paça pantolon giyen erkek yani. Hiç hoşlanmam. Tuana, ayrıntı sormadan cevap ver bana. Mesaj atayım mı, atmayayım mı? Atma. Bunu çok insan bilmez. Şahsiyet dizisinde başrol Nevra'nın küçüklüğünü oynamıştın. Çok etkileyici, duygusal sahnelerdi. Bu role nasıl hazırladılar seni? Hatırlamıyorum o yüzden. Ama çok zor bir roldü yani. Bilmiyorum, psikolojim bozulmuştu. Toz koparan İskender bence hiç bozmadı. Üstüne katarak devam ediyor. Peki sence Toz koparan dünya çapında bir fantastik dizi sayılır mı? Bir de bana bir iki yabancı dizi önerebilir misin? Bence fantastik dizi sayılır. Zaten öyle. Ve çok iyi sezonlarımız da var Toz koparan'da. Girl Mete, ne diyorsun? Sen de kredi kartıyla aldığın şeyleri bedava almış gibi hissediyor musun? Maalesef. Sonra ay sonunda merhaba patron diyor. Görmek çok güzel bir şey ama. Akşam yemeğini yalnız yiyorsan eğer, dolapta ne bulduysan onu yiyenlerden misin? Evet, asla yemek yapmam. Yemek yapma konusunda çok kötüyüm. Bir menemen bile yapamıyorum. Ya da dışarıda yerim, evde bir şey yoksa. Oyuncu olduktan sonra arkadaşların seni çekemediği anlardan, olaylardan bahsedebilir misin? Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Hala da yaşıyorum bunu. Ama işte insanların yapmadığı şeyi siz yapınca biraz kıskançlık oluyor, ama olsun. Yapacak bir şey yok. Yaşama enerjine 10 üzerinden bir puan verilse kaç olurdu? Bence 10 olurdu ya. Ben seviyorum yaşamayı. Toz koparan İskender gölgede en çok hangi arkadaşın performansı seni etkiliyor? Sanki yıllardır oyunculuk yapıyormuş gibi sette rahat takılan kim? Bence sette rahat takılan benim ama oyunculuğunu bu sezon en çok beğendiğim kişi Deniz. Gerçekten izlediğinizde siz de anlayacaksınız, çok iyi bir performansı var bu sene. Tabii diğer arkadaşlarım da var ama en çok o bence. Sence hangisi daha sinir bozucu? Yan koltuktaki kişinin kulaklık takmadan video izlemesi mi, yüksek sesle telefonla konuşması mı? Ben ikisinden de nefret ederim. Yani ben hep kulaklıkla gezerim çünkü rahatsız olur insanlar. Siz yani, biz de rahatsız oluyoruz. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Yani şu an çok sinirlendim. Prensesim. Söyle. Sence çocukluk aşkınla evlenmek mi yoksa 40 yaşında hayatının aşkını bulmak mı daha romantik? Çocukluk aşkıyla yani çok sıkıcı değil mi? O kadar bir ömür geçiyor falan. Bence 40 yaşında hayatının aşkını bulmak daha iyi diye düşünüyorum. Sence popüler erkek karizma erkek midir? Yani illa popüler olmasına gerek yok arkadaşlar. Karizmatik erkek karizmatik erkektir. Senden hoşlanan biri senin için en ilginç ne yaptı Tuana? Bunu geçiyorum. Çok merak ediyorsunuz biliyorum ama geçiyorum bunu, üzgünüm. Yüzünde en sevdiğin yer neresi? Burnum sanırım. Hiç
Hiç sanmıyorum ama küçücük bir şey söylesen de olur canım. En büyük oyuncu kaprisin ne? Ne demiş? Şu şarkıyı söyleyen kadının ismi neydi? Bu devirde kimse sultan değil. Sibel Can. Evet, o şarkı arkadaşlar. Yani yok ya, set hepimizin ortak alanı. O yüzden işin daha kolay bitmesi için elimden geleni yapıyorum. Oyuncu kaprisim de yok diye düşünüyorum. Oyunculukta en çok kimden etkilendin? En çok hangi oyuncu sana bir şeyler öğretti? Benim top 1 oyuncum Marvel, bu Iron Man'deki adam var ya. Tony Stark benim için 1 numara arkadaşlar. Sonra bu aralar şeyi keşfettim. Doğu Demirkol. Bayağı iyi, o da çok komik bir adam. Başka kim var? Taner Önmez var. İşte Aras Bulut İynemli var. Aras Bulut İynemli'nin şeyini izleyebilirsiniz. Tamam mıyız? Bayağı iyi arkadaşlar oradaki performansı. Normalde oyunculukta işte biz hep el kol kullanırız ya, ayaklar. Orada el kol ve ayağı yok. Müthiş bir performansı var. İzlemeniz gerekiyor. Bir de hazır filmden konu açılmışken, Hobbit'te bir tane adam var. Ejderhayı oynayan. Onun da ismi Benedict diye bir adam. O da, yani arkadaşlar, oyunculuk görmek istiyorsanız onun kamera arkasını izleyebilirsiniz. Müthiş. Seninle ilgili insanların en büyük ön yargısı ne oluyor? Soğuk olmam sanırım. Yani çok soğuk duruyorum dışarıdan. Normalde içinde çok sıcak bir insanım ama bir ortama girdiğim falan zaman çok soğuk duruyorum. O olabiliyor. Hem oyunculuk yapıp hem de nasıl video içeriği hazırlıyorsun, hangisi daha zevkli? Şimdi benim için ikisi de çok zevkli. Çünkü ben küçüklükten beri hobi olarak video çekiyorum. Oyunculuk da mesleğim ama ikisini karşılaştıramam. Çünkü ikisini de yaparken çok zevk alıyorum. Yani ikisini de karşılaştıramayacağım. Çok seviyorum. Zor olmuyor bu arada arkadaşlar. Çünkü severek yapıyorum. Yani severek yaptığın şeyler zor olmaz. Hadi buradan senin için en önemli kişiye seslen. 18. yaş gününde ondan ne hediye almak istersin? Ya ben hediyenin bir şekilde alınabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence herkesin, bütün sevdiklerimin sağlıklı olması benim için daha önemli. Yaşıyor olması çok daha önemli. Anneannemi, dedemi. Aa, sorular bitiyor. Boomer sayılabilecek biri olarak sormak istedim. Çıkma teklifi deyince aklına ne geliyor? Şimdi arkadaşlar, böyle güller hazırlanacak, sonra hediyeler alınacak. Evet, bu evlilik teklifi değil, bir çıkma teklifi. Teklifi edilmiyor ki artık. Yani çok üzücü, ben bundan çok sinirliyim. Edin yani, öyle bir şey var artık. Yok değil. Bir ünlüye çok benziyorsun ama kim çıkartamıyorum. Birine benzeten oluyor mu başka acaba? Bilmiyorum, olmuyor. Ben birine benziyor muyum? Bence de benzemiyorum. Manifestlediğin en büyük şey nedir? Benim manifestlediğim sanırım en büyük şey Porsche 911, hatta burada bile var. Bu da geçen gün ayakkabımın yanına düşmüş arkadaşlar. Bence tesadüf değil. Tesadüf, pardon. Evet, sorularımız bu kadardı. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.